Arkadaşlar merhaba. Perdeli sineklik montajı yapacağız. Nasıl yapıldığını göstereceğim size. Bu montajı yapılmış bir tane penceremiz. Şöyle yakından bakalım. İç tarafta kanalı var. Elle tutuluyor şu şekilde. Çekerekten. Bu şekilde açılıyor. Şuradan tutuyoruz. Böyle kapatıyoruz. Eski açılıp kapanan sinekliklere göre gayet şık. Önceden diğer tarzda vardı. Onların hepsi koptu. Attık onları, değiştirdik. Bu şekilde yaptık. Şimdi burada önemli olan ölçü alınma işi. Ölçüyü şuradan dış taraftan ve diğer taraf şu dıştan, ikisinin ölçüsünü aldıktan sonra ilave olarak 4 santim sol tarafa, 4 santim sağ tarafa ekliyoruz ölçümüze. Onun nedeni de şuradaki kalın et payı olduğu için, diğer tarafta da öyle, çıkıntı olsun diye. Bizde şimdi ısı yalıtım olduğundan ısı yalıtım biraz ileri itiyordu. Biz oyduk ve içine koyduk. Şu dört tarafta vidası var. Bu vidalardan basit bir şekilde montajı yapılıyor. Kurulumu çok kolay. Fiyatı diğerlerine göre biraz daha fazla. Ama daha kaliteli, daha şık duruyor. Şimdi nasıl yapıldığına bakacağız. Bu pencerenin ebatları yetmiyordu. Şöyle izolasyon malzemesini söktük. Ölçüsünü alaraktan. Daha sonra yerine yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, montajını tamamladık. Şimdi bakıyoruz nasıl olmuş diye. Şöyle. Gayet güzel oldu. Şık duruyor. Şu kenarları sıkıştırmayı unutmayın. Yoksa bu aralardan da sinek gelme durumu olur. Şimdi bizim payımız tam yetmediği için normalde şu tam sıfır olması lazım öbür tarafa. Duvardan dolayı mesafemiz yok. 4 santim geri gitme şansımız olmadığı için biraz önde kalıyor ve şu kapatma yeri elimizde tam olmuyor. Biraz itekleyerek kapatıyoruz. Açarken de aynı şekilde şuradan tutarak açıyoruz. Ama sizin yeriniz müsaitse bu ölçüler tam olacaktır. Bizimki gördüğünüz gibi şuradan kayık. Şuradan 1 santim. Buradan da şöyle bakarsanız 1 santim içeride kalıyor. Ondan dolayı şurayı tam tutturamıyoruz. Ama buna rağmen şık ve güzel oldu. Şimdi bir tane büyük balkonumuz var. Fransız camı, o çift açılır. Ona yapacağız. Evet arkadaşlar, bu balkonumuzun camı biraz büyük ve geniş. Çift açılır. Burada sadece tek sineklik vardı. O da gördüğünüz gibi çumaktan yere düşmekten parçalandı. Kenarları delindi. Şimdi biz buna büyük bir boy sineklik yapacağız. Evet arkadaşlar, montajı tamamladık. 4 tane vida kenarlarına sıktık. Tabii burası daha rahat olduğu için şu kenarlarda herhangi bir sıkıntı olmadı. Düz oldu. Şöyle görüldüğü gibi. Buradan düz bir şekilde yaptık. Şimdi geçtim de geçeceksin. Şu şekilde toplandı. Burası büyük bir pencere şeklinde. Herhangi bir sıkıntısı görünmüyor.
İstediğimiz gibi pencerenin yerini tek tane de kapatırsak şöyle yarım da bırakabiliriz. Diğeri burada çünkü. İstediğimiz ölçüde bırakabiliyoruz. Tavsiye ederim. Çok güzel oldu. Tabii şu teller biraz hassas. Bunları çok fazla darbe almaması lazım. Darbe alırsa bunlar da zedelenir. O yüzden elimizi buradan açıp kapatmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Videoların devamı için sayfama abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Şöyle bir Ankara manzarası çekeyim size. İyi günler.